13 Ekim 2023 Cuma, İstanbul At Yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. Bugün İstanbul programını yorumlayacağız. Bursa'da da bazı takip atlarımız var fakat İstanbul'u tercih ettik. Bursa yorumlarımız ise, yarış günü WhatsApp listemizde paylaşılacaktır. WhatsApp hattımıza üye olmak isteyenler, 0542 832 1444 numaralı WhatsApp hattımızı ekleyerek bilgi alabilirler. İstanbul programında 9 koşu var. Tüm koşular hakkında detaylı yorumlarımızı yapacağız. Takip atlarımızı, iyi duruma gelen tüm isimleri ve yarış gidişatları hakkında sizleri bilgilendireceğiz. Detaylı yorumlarımız ile tüm atlar hakkında bilgi sahibi olabileceksiniz. En faydalı bilgileri bulabileceğiniz bu videoyu izlerken beğeni yapmayı unutmayalım. Şimdi koşu yorumlarına geçelim. 1. Koşu. 3 numaralı Sol Nasicente, satış koşularını kazanıp güzel bir seri yaptı. Fakat bu atın start sorununun olduğunu, hafif veya daha süratli tempolarda etkili son verip kazandığını belirtelim. Bugün ise tempo ağır olacaktır. Karataş idaresinde favori çıkabilir fakat çok da güvenmek riskli olur. Liderliği 3 numaralı Heva alacaktır. Normalde boş kaldığında tehlikeli oluyor. Fakat rakibini iyi tanıyan 4 numaralı Passion Runner ile yarıştığında genelde etkisiz kalıyor. Bu sebeple Heva'ya da güvenemiyoruz. Ancak kuponlarda olmalı, hatta 4 numaralı Passion Runner'un da yazılmasını öneriyoruz. 5 numaralı Ray of Light bu aralar çok iyi durumda. Özcan Yıldırım idaresinde çok bekleyeceğini düşünmüyoruz. Öne erken gelip etkili bir düzlük yarışı yapabilir. 1 numaralı Anner sert gruplardan geliyor. Bugün grup kendisi için çok uygun. Bekleme yapan bir isim ve apprentice idaresinde yarışacak. Bu sebeple geri planda şans veriyor olsak da, kuponların olmazsa olmazıdır diyebiliriz. 6 numaralı Earth and Grey aslında çok tuttuğumuz bir isim. Form durumunu beğeniyoruz. Ancak yarış kazanma karakteri düşük. En son bir yıl önce kazanmıştı. Bugün Mustafa Çiçek idaresinde yıllık kazanma durumunu güncelleyebilir. Bu koşuda bir sıralama yazıyoruz fakat ayırım yapmamanızı ve at eksiltmemenizi öneririz. Rakamsal sıralamamız 3, 2, 4, 5, 1, 6 şeklinde oldu. İkinci koşu. 2 numaralı King Runner, İstanbul Sentetik Pistindeki son 6 yarışını ilk 2'de bitirdi. Geçildiği yarışlardan birinde güçlü Safkan Dagmar vardı. Son yarışında ise starttan çok geç çıkan Çakır Yıldızı'na geçilmişti. O gün ekstra koşan rakibine fotoda geçildi ve gerçekten yapabileceği bir şey yoktu. Sonuç olarak King Runner uzun sentetikte çok farklı koştuğunu defalarca kanıtladı. Bugün de uygun rakipler yanında kazanmaya yakındır. En ciddi rakibi 3 numaralı Tit for Tat olacaktır. Bu safkanda uzun sentetikte çok iyi koşuyor. Yarışı süratlendirecek Master Klasaman ve Arslan gibi atlar varken, düzlükte çok etkili bir sprint yapacaktır. İlk kez binecek olan Ayhan Kurşun iyi idare ederse, bizce kazanma şansı çok yüksek olur. Son olarak sigorta amaçlı 8 numaralı Arslan'ı yazalım. Bu safkandan biraz çekiniyoruz. Master Klasman liderliği alacak fakat onu çok yakından bariyer dibinde takip edecektir. Master Klasman eski formunda değil ve sentetiği zayıf olabilir. Eğer yarışı erken bırakır ve liderliği bir yerden sonra Arslan'a verirse, bu safkan yakalanmadan bitirebilir. Özellikle kilo avantajını kullanabileceğini düşünüyoruz. Sağlam kuponlarda olmasında fayda vardır. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 2, 3, 4 şeklinde oldu. Üçüncü koşu. Bu koşuda süratli bir başlangıç izleyebiliriz. 2 numaralı Viste Erov ile 4 numaralı Laguna Boy, aynı koşuda start almış süratli isimlerdir. Viste Erov'un daha ısrarcı olduğunu gördük. Fakat bu kez rakibi beklemeyecektir çünkü bekleyince başarısız olmuşlardı. Bunlara 1 numaralı Wolf Seyfo da katılabilir. Ayağına seri bir isim olup startı da çok iyi alan Bitay. Kolayca önlere gelip yarışı süratlendirebilir. 3 numaralı Delfinus da ilk yarışında starttan ok gibi çıkmıştı. Sonrasında süratli gelen rakiplerine avans verdi ve düzlükte toplamasını bildi. Bu 4 tay çok kaliteli olduklarını her yarışında belli ettiler.
Bugün taktiksel olarak kim ne yapar bilemiyoruz fakat kesinlikle ayırım yapmanızı önermiyoruz. Hatta 5 numaralı Kando'yu da dışarıda bırakmayalım. Bu şartlarda eksik koşacak bir isim değil. Son yarışını kazanarak formda olduğunu kanıtladı. Onu da yazalım ve rahat bir yarış izleyelim. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 2, 4, 1, 3, 5 şeklinde oldu. Dördüncü koşu. Bu koşuda iki tane süratli isim var. 4 numaralı El Maestro ve 7 numaralı Special One, liderliği isteyecek isimlerdir. Sert rakipleri olduğu için kesinlikle tempo yapmaları gerekiyor. Yarışı hafif süratlendirecekleri için de, sonlarda güçlü rakiplerine av olacaklarını düşünüyoruz. 2 numaralı Sun Time ve 6 numaralı Picabo, bu yarışa iyi hazırlıklarla gelen isimler. Özellikle Peekaboo'nun bir yıllık kazanma hasretine bugün son verebileceğini düşünüyoruz. Çok uygun rakipler yanında çok şanslı olduğunu görüyoruz. El Maestro ve Special One dışında önlere yakın gidecek birkaç isim daha var. Alakont, Subutai ve Sun Time, düzlüğe girilmeden arttırmaya başlayıp öndeki atları atlamaya çalışacaklardır. Son 800 civarı daha da yükselen tempo, arkada sabırlı bir bekleme yapan 6 numaralı Picabo'nun oldukça işine yarayacaktır. Son yarışlarında kötü olmadığını gösteren bu safkan, artık kazanmalıdır diyebiliriz. Lehine gidişatta ve uygun grupta, 6 numaralı Picabo'yu banko olarak yazalım ve sonraki koşuya geçelim. Beşinci koşu. Bu şartlı bir yarış, seyir zevki açısından yüksek bir mücadeleye sahne olacaktır. Çünkü çok iyi isimler var ve çok hazır durumdalar. Özellikle dikkat çekmek istediğimiz bir isim yok. Çoğu tay, uzun zamandır sahada ve uzun işlerle hazırlanıyor. Bu rakipler arasında eksik kalır diyebileceğimiz bir isim yok. Mesafenin uzun olması, taylar arasında ayırım yapılabilir sebepleri kısıtlıyor. Çünkü beklemediğiniz bir isim, dayanıklılığı ile öne çıkıp kazanabilir. Bu koşuda AGF oranlarına bakılmaksızın hepsi işaretleyelim ve sonraki koşuya geçelim. Altıncı koşu. Bu kez mesafe 1200 ve sürat şampiyonu 1 numaralı Alihan'ın yanında 5 numaralı Melina Hanım yer alacak. Dolayısıyla yine süratli bir başlangıç izleyeceğiz. Ama son metrelerinin muhteşem geçeceğini net olarak söyleyebiliriz. 1 numaralı Alihan, 1200 metrede de çok etkili koşan hatta ilk 2'den düşmeyen bir isim. Fakat bu kez şansı çok az olan bir rakibi tarafından rahatsız edilecek ve 2 gitmeye zorlanacak. Mesafe biraz uzadığı için, rakiplerine de sprint şansı tanınmış olacak. Bu sebeple rakipsiz bırakamayız. Yine de ilk sıradan Alihan'ı yazalım. Rakipleri ise, son yarışını startta kalmasına rağmen kazanan 3 numaralı Egregious Rock ve mesafeyi çok iyi koşan 6 numaralı Point of Final olacaktır. Bu iki ismi de mutlaka kuponlarda bulunduralım. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 1, 3, 6 şeklinde oldu. Yedinci koşu. Bu koşuda süratli bir tempo bekliyoruz. 6 numaralı Can Aslan'ın liderliği muhtemelen alacaktır. Fakat 5 numaralı İnebolu ve 4 numaralı Mahir abi de onu sıkıştıracaktır. Kalan 3 atın da bekleme yapmadığını, önlerde tutunabilmek için yakın gideceklerini söyleyebiliriz. 1 numaralı Mr. Win, buradaki rakiplerini çoğu kez geçmiş bir isimdir. Fakat 1400 metre tam sınır mesafesidir. Düzlükte çok etkili gelecek ancak, foto önünde baş burun farkı ile geçilme ihtimali var. Ya da hiç yetiştirememe ihtimali de olabilir. Yine de ilk sıradan yazalım. 4 numaralı Mahir abi de kısa çimde çok etkili koşan bir isim. Fakat bu safkana da mesafe uzun gelebilir. Aslında uzun diyemeyiz ama sınır mesafesi diyebiliriz. Bu mesafede lehine şartlarda bile güvenmek riskli olur. Yine de kuponların olmazsa olmazıdır. 5 numaralı İnebolu'nun son idman görüntüsünü çok beğendik. Son yarışlarında sentetikte koşmuş olsa da, çim pistide de kazanabilecek yapıda olduğunu belirtelim. Süratli tempoda düzlüğe diri çıkıp kazanabilir. Kesinlikle tüm kuponlarda olması taraftarıyız. İnebolu'nun altını çizerek dikkat etmenizi şiddetle tavsiye ediyoruz.
3 numaralı Şahin Mahmut ve 2 numaralı Kurtoba, tutmayarak yazacağımız isimlerdir. Yarış günü bu koşuyu tekrar değerlendirip, sıralamamızı değiştirebilir ya da at çıkarabiliriz. Bugün için rakamsal sıralamamız, 1, 4, 5, 3, 2, şeklinde oldu. Sekizinci koşu. Bu satış koşusundaki favorimiz, 2 numaralı Egetay olacaktır. Bu safkanı son yarışında da önermiştik. Çok iyi idman durumu var fakat yarışlarına yansıtıp kazanamıyor. Özellikle son yarışında en geride beklemesine anlam veremedik. Bu taktikte çok da iyi koşmasını bekleyemeyiz. Çok süratli olmayacak olan tempoda, eğer önlere yakın konumlanırsa bizce Egetay kazanır. Akın Sözen idaresinde kazanmasını bekliyoruz. Net favorimizdir. 5 numaralı Akıl Selim'sin liderliği alacak ve 3 numaralı Er Savaş onu yakın takip edecektir. Bu ikilinin önlerde olacağını net olarak söyleyebiliriz. Egetay beklediğimiz gibi öne erken gelmezse, bu ikiliden biri kazanabilir. Ayırımsız yazalım. 1 numaralı Berkay, İstanbul'daki 2100 metre çim pistte 2 kez yarıştı ve ikisini de kazandı. Özellikle tempoların çok süratli geçmediğini, buna rağmen etkili son verdiğini gördük. 10 yaşına gelmiş olmasına rağmen, yarış yaşında olan rakiplerini eze eze geçebilir. Kesinlikle tüm kuponlarda olmalıdır. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 2, 5, 3, 1, şeklindedir. Dokuzuncu koşu. 2 numaralı Doğan'ın ateşi, yine kazanabileceği şartları yakalamış durumda. Mehmet Kaya idaresinde yarışacak ve kilosu da uygun sayılır. Uzun mesafede liderliği alarak yarışabilecektir. Süratli bir isim değil ancak, kendinden daha süratli bir at olmadığı için liderliği almasını bekliyoruz. Çıktığı gibi bitirirse normal sonuç olur. Alternatif banko olarak yazılabilir. Normalde yanına rakip önermezdik. Fakat geniş kurgular için çekindiğimiz bazı isimlerden bahsedeceğiz. 3 numaralı Çağlayan Şelale uzun sentetikte çok başarılı koşan bir isim. Son yarışlarını dikkate almayın. Normal şartlarda stilini koşarsa önlere yakın gider. Binicisi de iyi idare edebilirse, bombayı patlatabilir. 5 numaralı Gelibolu Rüzgarı İstanbul sentetiğinde hiç koşmadı. Ama Antalya sentetiğindeki yarışları çok başarılı. Kocakaya idaresinde kazanma ihtimali var. 8 numaralı Neris, bu kez 50 kiloda yarışacak. Bu kiloyu değerlendireceğini düşünüyoruz. Yarış hayatı boyunca ilk kez bu kiloya düştüğünü belirtelim. İhmal etmemek gerekir. Son olarak 6 numaralı bir Matra'yı yazalım. Uzun sentetikte Eray Çizik idaresindeki yarışını kazanmıştı. Bugün de ters bir yarış yapma ihtimali var. Sağlam kuponlara eklenebilir. Günün son koşusunda 2 numaralı Doğan'ın ateşini banko yazmayanlar için rakamsal sıralamamız 2, 3, 5, 8, 6 şeklinde oldu. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken, kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız. WhatsApp hattımıza katılmak isteyenler, 0542 832 1444 numaralı hattımızı ekleyip üyelik hakkında bilgi alabilirler.